Sevgili seyirciler, seçim atmosferine girdik. Daha önce aday adaylarını programımıza konuk ediyorduk. Artık adayları konuk ediyoruz. Farklı partilerden farklı isimler konuk oluyor. Biraz önce izlediniz. Şimdi ise MHP'den iki aday var. Zuhal Cafoğlu, MHP Ankara 1. Bölge 2. Sıra Milletvekili adayı ve Saffet Sancaklı, MHP 2. Bölge 5. Sıra Milletvekili adayı. Zuhal Hanım, programımıza hoş geldiniz. İlk programı, ilk bölüme katılmak istemediniz. Bu bir parti kararı mı, kişisel tercih mi acaba? Şimdi aslında şöyle söyleyelim, bu bir kişisel tercih. Çünkü polemiğe girmek istemiyoruz. Aslında tartışılan konular, yani sizin çok güzel soru sordunuz, özellikle adaylar ve partilerin projelerine yönelik olarak. Ama tartışmalar özellikle belli konulara getirilince, orada gerçekten halkımızın bilgilendirilmesi açısından bir takım farklı sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Onun için yani bu polemiklere girmemek için biz bunu bunun uygun olacağını düşündük diye. İşiniz kolay değil ama, değil mi Saffet Bey? Yani Zuhal Hanım söyledi zaten, aslında kimseyle polemiğe girmek istemiyoruz. Bizim isteğimiz şu, Milliyetçi Hareket Partisi'nin programını, yapacaklarını anlatmak. Ama birileriyle polemiğe girdiğin zaman insanlar buna dışarıdan baktığı zaman da belki reyting bazında güzel bir şey oluyor ama pek prim vermiyorlar yani. Çok da istemiyorlar. Şahsen en başta ben Saffet Sancaklı olarak hiçbir programda kimseyle ne tartışmak istiyorum ne kavga etmek istiyorum. MHP ile ilgili ve benim şahsen yapacaklarımla ilgili. Mecliste işiniz de oraya girerseniz. Yok, bir sıkıntı olmaz. Biz kimseyle kavga etmeyiz. Zuhal Hanım, MHP'de en az değişiklik, evet, yani milletvekili adaylarında en az değişiklik MHP'de oldu ki az değil yani. Yine %38 civarında bir değişiklik var. Niye bu kadar az oldu diğer, evet, partilerle kıyasladığımızda? Memnun mu MHP, evet, bu halinden? Aslında şunu da söyleyeyim ben size, bu değişiklik aslında bir kurumsal kimliğin oluşması kolay olmuyor. Yani bu kurumsal kimliğin yerleşmesi. Onun için çok fazla ve hızlı değişiklik bu kurumsal kimliği bozabiliyor. Ve oluşturmak da kolay değil aslında. Yani diğer partiler çok daha fazla değişiklik uygulamış olabilirler, AKP ve CHP. Ama bizim partinin hani bu değişikliğin az olması, hani değişime direnç anlamına gelmiyor, değişimi kucaklamıyor anlamına gelmiyor hiçbir zaman. Aslında tabii ki bu giden arkadaşlarımızın da hani değişiklik yapılan, değiştirilen arkadaşlarımızın da başarısızlığı anlamına da gelmiyor bunlar. Tabii ki bir partinin de yenilenmesi lazım ama bunun da süreç içerisinde yapıyla beraber bütünleşerek olması lazım. Bunun için bizim partimizde de çok fazla bir değişiklik olmadı. Belki diğer partilerle mukayese edildiğinde. Çünkü oturmuş bir parti, gerçekten 42 yıllık bir parti. Ne yapacağını biliyor, ne hedeflediğini biliyor. Ona sakin ve sistemli bir adımla gitmek istiyor. Onun için hani şeyde, yönetimde böyle şey vardır, devrimci model vardır, değişim mühendisliği olarak. Herkesi böyle bir şeyi, yeni bir vizyon oluşturduğunuzda herkesi atarsınız, bir kenara koyarsınız, yeniden yapıyı kurmaya çalışırsınız. Siz yapıyı yeniden kurmaya çalışırken bir taraftan da toplumsal yapıya ayak uyduramazsınız bu sefer. Ama biz de diyoruz ki hem toplumsal yapıya hem değişimlere ayak uydurmak hem de MHP'nin bu değişimlerle beraber paralel gidebilmesi için yavaş yavaş sistematik bir biçimde gitmesi gerektiğini de düşünüyoruz. Onun için de genel başkanımızın da uygun görmesiyle böyle bir şey, karar alınmış bulunuyor. Saffet Bey, İstanbul 2. bölgede 5. sıradasınız. Evet. Daha önce Murat Başeskioğlu, Ümit Şafak, Celal Adan, Ümit Özdağ var. Geçtiğimiz seçim iki aday, evet, MHP'den meclise girdi herhalde. Evet. Biraz aşağıda mı kalmış sizin sıra? Yok, şimdi şöyle, tabii geçen dönemle bu dönem arasında hem seçmen sayısında ciddi bir fark var hem de milletvekili sayısında ciddi bir artış var. Ama tabii önümüzde, benim önümdeki arkadaşlarımız, büyüklerimiz yıllarını vermiş insanlar, çok tecrübeli insanlar. Bizim İstanbul'da genel başkanın da açıklaması aynı şu yöndeydi. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Eğer iktidar olmak istiyorsak her bölgeden 9'ar tane milletvekili almamız gerekiyor. Hedefimiz bu. Ama tabii bununla ilgili çalışmalar yapacağız. Bununla ilgili halka ineceğiz. Sivil toplum kuruluşlarına ineceğiz. Halkın derdini dinleyeceğiz ve bizim programlarımızı anlatacağız. Eğer bunu beceremezsek zaten iktidar olamayız. Onun için hedefimiz bu. Ama tabii kaç tane çıkarız, bundan fazla mı çıkarız, az mı çıkarız, buna halk karar verecek. Ancak şunu söylemek istiyorum.
gerçekten burada herhangi bir Milliyetçi Hareket Partisi'nin politikasını yapmadan söyleyeyim. Şu görünen anketlerin çok üstünde oy alacak Milliyetçi Hareket Partisi ve İstanbul'da çok iddialı söylüyorum, bunu televizyon programında söylüyorum. 42 yıllık tarihin en yüksek oyunu alacak. Kaç alacak sizce? Şimdi kaç alır tabii, buna halk karar verecek ama ben bugüne kadar alınmış en yüksek oy alacağımızı düşünüyorum. Çünkü halktan 2 aydır çalışıyorum ben. Yani daha aday adaylığımı açıklamadan, resmi açıklamadan evvel başladım. Aşağı yukarı 2 aydır insanların içerisindeyim ve bunu çok ciddi net söyleyebilirim. Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul'da rekor kıracak. Evet, Zuhal Hanım, şunu merak ediyorum. Dün de programda gıyabında konuşulduğu için direkt muhatabı, bir numaralı muhatabı olarak size sorayım istiyorum. MHP'nin bir baraj problemi olur mu bu seçimde? Çünkü bunun propagandası çok yapılıyor. Üstelik de çok önceden yapılmaya başlandı. Doğru ya da yanlış ama en azından farklı siyasi partiler, özellikle de rakip siyasi partiler hep bunu gündeme getiriyorlar. Tabii ki kendi açılarından farklı bir nedeni de var. Hani oylar boşa gitsin, gitmesin hesabı da var. Evet. Kuşkusuz kafaların arkasında bir yerde ama. Sizin böyle bir şüpheniz var mı? Direkt size sormak istiyorum. Bence böyle bir şüphemiz yok. Biz iktidara talip bir partiyiz aslında. Şeyde bir psikolojik eşik vardır. Aslında bu diğer partiler özellikle bu psikolojik eşiği, diğer partiler demeyelim de özellikle iktidar partisi bu psikolojik eşiği oluşturmak istiyor. Çünkü belli, genel başkanımızın sürekli olarak belirttiği AKP'nin gizli gündemin olarak belirtilen bu anayasa değişikliğinin AKP'nin tam oylarıyla yapılabilmesi için MHP'nin baraj altında kalması AKP'nin işine geliyor. Bunun için de Türkiye'de halk arasında, insanlar arasında bu psikolojik eşiği oluşturmak istiyor. İnsanlar da işte ne yapacaklar? MHP baraj altında kalırsa oylarımız boşa gitmesin gibi böyle bir düşünceyle hareket ederek kendilerine oy vereceklerini düşünüyorlar. Ama şöyle bakıldığında da ne var? Bu Türk milletinin gerçekten sağduyusuna güveniyoruz. Sağduyusu çok yüksek bir millet, Türk milleti. Şuna baktığımızda da yapılan bütün araştırmalar gösteriyor ki MHP'nin baraj problemi olmadığı gibi iktidara hızlı adımlarla giden bir parti durumunda şu anda. Bizim kendimizin yaptırdığı değil, biz kendimiz hani genel yapıyı görmek amacıyla ve nerelerde eksiklikler var, nereleri nasıl tamamlayabiliriz, özellikle problemlere bakış tarzları, ortaya çıkan problemlere, işsizliğe bakış tarzları açısından biz genel kamuoyu yoklamaları yaptırıyoruz ama bunları açıklamıyoruz. Basınla veya kamuoyuyla paylaşmıyoruz. Diğer kendilerinin yaptırdıkları, diğer tarafsız şeylerin, organların yaptırdıkları kamuoyu yoklamalarında daha MHP'nin onun altında, onu da demeyeyim de 12-13'ün altında çıktığı görülmedi bile. MHP yani Milliyetçi Hareket Partisi şu anda %20 bandına oturmuş durumda. Bu %20 bandı önümüzde 2 ay, tam 2 ay bir süre var. Biliyorsunuz çok, ilk kez böyle bir şey duyuyorum. Biraz fazla iddialı bir rakam değil mi bu? Hayır, bakın %20 bandı derken ben şunu söylüyorum. %20 bandında bu 17 de olur, bu 23 de olabilir o andan. Çünkü kamuoyunun düşünceleri herhangi bir konjonktüre göre de değiştiği için bunlar sürekli olarak değişkenlik arz edebiliyor. Özellikle kararsız kesim çok önemli. İşte %10-15'lik de bazı zaman bu daha yükseğe de çıkabiliyor. Bir kararsız kitle var. Bunları etkilemede işte bizim piyasada görünürlüğümüz ve insanları etkileme gücümüz, ki bunda da işte her evin kapısını çalacağız. Bu insanları ikna sürecindeki becerimiz, ki bu kadrolara da sahip olduğumuzu da düşünüyoruz. Bu bizim oylarımızı hızlı bir biçimde yukarıya doğru tırmandıracaktır. Evet. Şimdi Erol Soy adlı bir izleyicimiz. Zuhal Hanım, özür dilerim, kestim. Saffet Bey'e de bir soru sorayım istiyorum. Eroğlu adlı bir izleyicimiz diyor ki Saffet Sancak'la polemiğe girmek istemiyoruz diyor. Ama şimdi Saffet Bey polemiğe girmeyecekse millet adına meclise nasıl girecek? Orada çok polemik var diyor. Şimdi tabii polemiğe girmek derken tartışırız her zaman. Ama biraz evvel Zuhal Hanım'ın da söylediği çok hassas bir konuyla ilgili böyle bir polemiğe girmek istemiyoruz. Çünkü bu Türkiye'nin sadece problemi bir problem değil. Türkiye'nin çok problemi var.
ben polemiğe girmek istemiyorum derken tartışmalara girmek istemiyorum bu şekilde. Böyle biraz evvel arkadaşlarım hiçbirisine bir şey söylemiyorum, kınamıyorum da ama yani o tartışma üslubunda ben şahsen Zafer Sancaklı olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir üyesi olarak öyle bir pozisyonda olmak istemiyorum. Ben çağrıldığım zaman programlara Milliyetçi Hareket Partisi ne yapmak istiyor, sen ne yapmak istiyorsun, özellikle sen ne yapabilirsin, senin gücün ne? Ne kadar oy alabilirsin gibi direkt sorularla karşılaşıp onlara cevap vermek istiyorum. Yoksa mecliste tabii ki gidip orada da biz de fikrimizi anlatacağız, fikrimizi de söyleyeceğiz. Belli çerçeveler içerisinde de tartışacağız. Bunda bizim bir sıkıntımız yok. Allah'a şükür herkesler platformda oturabilecek evet. kapasitemiz var. Son sorum, sahaya çıkacak mısınız? Yani miting yapacak mısınız mesela kendi seçim bölgenizde? Başladınız mı sokakta? Şimdi şöyle, ben zaten 2 aydır çalışıyorum dediğim gibi. Özellikle sivil toplum örgütleriyle devamlı görüşüyorum. Ama bu hafta içerisinde genel merkezin ve İstanbul İl Teşkilatı'nın bir toplantısı olacak bizimle beraber. Programımızı onlar belirleyecekler ama evet. o programın dışında da benim kafamda tabii şahsi şeyler var. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Bitiyor tabii. Biraz evvel hanımefendi herhalde tabii kelimeyi de iyi bulamadığı için söylemiş olabilir canlı yayında. İstanbul'un bu ikinci bölgesindeki özellikle Gazi Osman Paşa ve Bayrampaşa ile ilgili bir kelime kullandı. Uzun zamandır tahmin ediyorum o bölgeye gitmedi. Varoş kelimesi. Tabii uzun zamandır o bölgeye gitmedi herhalde. Giderse oradaki insanların da çok ciddi bir kalitede olduğunu ve sadece maddiyatla böyle şeylerin ölçülmeyeceğini söylemek isterim ben. Peki. Politikaya girmişsiniz. Ufak yani politikaya. Yani polemiğe girmem şimdi, diyorsunuz tabii, ama biraz evet, gayet de evet, ısırıklı evet, bir şekilde. Usturuplu bir şekilde söyleyeceğiz biz. Çok kibar bir şekilde söyleyeceğiz. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi peki. çok kibar bir partidir. Evet, gerçekten sevgili seyirciler, politikaya ilk ısınmalar diyebiliriz bunlar. Evet, çok teşekkür ederim. Zuhal Hanım çok teşekkür ederim. MHP Genel Merkezi'nden yayınımıza biz katıldınız. Biz de teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, çok kısa bir ara vereceğiz. 5'ine 1 kayı ardından bitireceğiz. Vodafone'un sunduğu Cüneyt Özdemir'le 5N1K devam edecek. Tercih değişmedi. Bioxin 2010 yılında saç dökülmesine karşı tercihte yine bir numaralı marka. Saçlarınız servetinizdir. Ucuz şampuanlara güvenmeyin. Gidelim, çok sıkıcı. 231 film 5